teheccüd namazının gerekliliği. Fe inneha bu teheccüd namazı min zaruriyati tarik, Nakşi tarikatının özellik ve zaruriyatındandır. Olmazsa olmazıdır. Nakşi tarikatında teheccüd mutlaka olmalı. Yani zorla olsa, zaten bunu izah ediyor, bir şekilde buna alışmalı, bedeni, vücudu buna alıştırmalı ve bunu yerine getirmeye gayret etmek lazım. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh hazretleri, Hazreti Ömer Efendimizin oğlu, Resulullah Efendimiz'e sordurtmuş kendisini, Ayşe validemize, benimle ilgili ne der, bir sorar mısın? Yani bir yerde hatası var mı yok mu, orayı işte araştırıyor. Bir sorar mısın benimle ilgili Resulullah ne der diye böyle sordurduğunda, Resulullah Efendimiz, Abdullah iyi kuldur ama ah keşke bir de teheccüdleri olsa, kılmıyormuş o güne kadar. Demek ki farkına varmadı veya olayın ciddiyetini o ana kadar anlayamadı. Ondan sonra bir daha bırakmıyor. Fe innehâ min zaruriyâti tarîk. Bu yolun zaruriyatındandır. Çünkü teheccüdü kılan bir insanın kabirde ışık olur. Hani kabrimizi ışık eyle ya Rabbi diyoruz ya. İşte o ışık bu teheccüdde olur. Lafla olmuyor öyle. Oturduğun yerde şu olsun bu olsun demekle olmuyor yani. Bir adam otursa akşama kadar şuyum olsa buyum olsa diye olmaz, çalışmak lazım. Her şeyin bir usulü var. Yani kabirdeki o ışığı da teheccüde bağlanmış. O orada ünsiyet kuracak, yardım edecek. Oranın rahat olması için gece, çünkü karanlıkta kalkıyorsun, o da sana ışık olarak dönüyor yani. Karanlıkta kalkıyorsun, yarın o da sana ışık olarak dönüyor. Ve kat gıyle lekum fil huzur. Huzurda da söylendi, yani bir gün geldiğinde huzurda da söylendi sana, eyla idâ teassere aleykum hâzel mâna. Demek ki orada da konuşulmuş, teheccüde kalkamıyorum demiş. Eğer teheccüde kalkmak sizin için zor geliyorsa, velem yeteyesseril intibahu alâ hilâfil mutat, yani mutat olan oraya kalkmak, ama mutadın hilâfı zor geliyorsa, kolay değilse, kalkamıyorsan, yenberi en yüvekkile lihâvel emri, bu iş için görevlendirmek lazım. Cem'an minel müteallikîn, akrabalardan bir grubu, yani bir kişi, iki kişi değil, bir topluluk, cemiyet deyince kaç kişi gelir? En az üç kişi, üç kişiden aşağısına cemiyet denmez. En az üç kişi, daha fazla. Üç veya daha fazla bir kişiyi görevlendireceksin. Niçin? لِيُقِذُكُمْ وَقْتَ teheccüdi, teheccüd vaktinde sizi uyandırsın. Tav'an evkaran. İstesen de uyandırsın, istemese de uyandırsın. Peki tav'an kalkar da kerehen nasıl olacak? Gerekirse suyu kafadan aşağı dökecek, ama tokat da gelebilir. Özellikle hanımlar için dikkat etmek lazım. Ya çünkü uyku sarhoşluğu ne yapacağı belli olmaz, dikkat etmek lazım. Artık duruma göre yani Allah için yapacağız bunu birbirimize. Allah için bu yardımı, bu efendim güzelliği yaşamaya çalışacağız. Ramazan-ı Şerif de aslında tam böyle buna bir vesile. Sahura kalktığınızda o teheccüd, böyle imsak vakti olmadan önce teheccüd olması için yasıdan sonra az da olsa bir uyunması lazım. Bir uyuduktan sonra kalkar da daha yatmadan da kılıp yatabilir. Yani teheccüdün vakti ne zaman girer? Öğlen vakti, gündüz öğlen kaçta giriyorsa gece de teheccüd o vakitte girer. En güzeli imsaka yakın bir vakitlerde teheccüdü kılmak. Seher vakti dediğimiz o vakitlerde kılmaktır en güzeli. Ama az da bir olsa uyku uyuması gerekiyor. Aksi takdirde gece namazı olur. Yani uyuyup da kalkarsa o daha bir güzellik olur ki sahur bunun için en büyük bir imkandır. وَلَا يَتْرُكُوكُمْ عَلَى نَوْمِ الْغَفْلَةِ, gaflet uykusu üzere sizi terk etmesin. فَاِذَا فَعَلْتُمْ ذَٰلِكَ اَيَّامًا, günlerce bunu yaparsanız, her gün bunu yaptınız, bir iki derken yaptınız, yürca ümid edilir ki اَنْ تَتَيَسَّرَ الْمُدَاوَمِتُ عَلَى ذَٰلِكَ مِنْ غَيْرِ تَكَلُّفٍ, hiçbir zorluk çekmeden buna devam etme nimetini Allah sizlere, bizlere nasip eder ve essin inşallah. Bakın Ramazan-ı Şerif'in son günleri, Kadir Gecesi yarın. Şimdi Kadir Gecesi'nde değişik rivayetler var ama Hazreti Üstadımız buyuruyor ki inna rabbeke vasihul mağfira, Rabbinin mağfireti çok geniştir. Allah kulunu mahcup etmez.
bu kadar insan o gece Kadir gecesidir diye elini açarsa, Kadir gecesindeki o bütün güzellikleri ve ihtişamı Allah o gecede nasip eder inşallah buyuruyor. Dolayısıyla yarın ve yine bugünlerde, bu son günlerde işin biraz daha kıymetini bilerek değerli kardeşlerim, şu ibadetlere biraz daha devam edelim ki Ramazan-ı Şerif'in başında da söyledik. Ramazan derli toplu olursa bir yılda öyle geçer. O şekilde geçecektir yani. Ramazan dağınık olursa yılda dağınık geçer. Bakın nasıl bir rahmet ayı ki, tekrar ediyorum. Yine mektubattan okumuştuk, o zaman söylemiştik. Bir yılın rahmetini ve bereketini toplasanız, bütün rahmetini ve bereketini toplasanız, Ramazan'da gelecek rahmetin yanında deryada damla kadar olmaz. Ramazan da bütün bereketini Kadir gecesinden alır. Kadir gecesi de bütün bereketini Kur'an'dan alır. İşin özü budur değerli kardeşlerim. Onun için nasip olursa yarın Kur'an'la ilgili de bir mektubu okumaya gayret edelim. Çünkü Kadir gecesi. Ven nasihatül uhra, diğer bir nasihat da şu ki, hani demişti ya mektubun başında, tadil-i erkan, niyeti tasih, teheccüd namazı ve bir de lokmaya ihtiyat. Diğer bir nasihat da el-ihtiyatu fil lokmeti, lokmaya dikkat etmek lazım. Yani ne yiyoruz, ne içiyoruz efendim, çünkü haram lokma vücuda girerse ibadetin sevabına engel olur, ibadetten zevk almaya engel olur, Allah korusun. Haram lokma vücuttan girmeyecek. Onun için çalışacağız, onun için gayret edeceğiz. Yani bir lokma haram 40 günde çıkıyor. Dikkat buyur. O haram çıkmadıkça da ibadet kabul olmuyor, dua kabul olmuyor. Ya Rabbi, ya Rabbi, uzaktan gelmiş, saçı sakalı dağılmış toz toprak içerisinde, ya Rabbi, ya Rabbi diye dua eder buyuruyor Efendimiz. Yediği haram, içtiği haram, giydiği haram. Yani görünüşüne baksan aciz bir halde ama yediği içtiği hep haram. Allah bunun duasını nasıl kabul etsin buyuruyor Cenab-ı Hak. Ya eyyühellezine aminu külü mimma razakakumullahu halalen bayyiben. Helal olacak, bir de temiz olacak. Ya helal olması da yetmiyor. Temiz olacak, temiz. Yenilenlerin temiz olması lazım. Nasıl temiz oluyor? Buna bir misal vermiş ulema. Demişler ki, bir tüccar ticarethanesinde ticaretiyle meşgul olurken ezan okunuyor, cemaate gidecek, cemaate gitmez, orada ticaretini devam ettirirse kazandığı helaldir ama tayyip, temiz değildir yani. Niye? Çünkü cemaati terk etti. Kazandığı temizdir. Yani insan hayatı ölçülerini ibadete göre ayarlamalı ve mümkün mertebe namazları cemaatle eda etmeye gayret etmeli inşallah değerli kardeşlerim. Bu yediklerimizin, içtiklerimizin de temiz olması ibadetlerimize bağlı. Onun için lokmaya ihtiyat, ne yiyorsun, ne içiyorsun, özellikle zamanımızda. Bakın şimdi çok net, açın haber bültenlerine, resmi gazetelere, gazete küpürlerine veya internetteki resmi sayfalara girin. Türkiye'ye aşırı derecede hayvan ithalatı var. Kesilmiş hayvan. Ne eti? Bunun içinde domuz eti var, eşek eti var, katır eti var, at eti var. Bunlar yazıyor. Bunlar gizli saklı şeyler değil ki. Getiriliyor ve piyasaya dağıtılıyor. Bunlar besmeleyle kesilmediği belli zaten. Nerede nasıl kesilecek? Yani gelen hayvanların kokusu, Samsun'daki o haberler, gemiden indirilme işleri, kokuşu, bütün Samsun'u o kokunun basması, ondan sonra günlerce denizlerde kalması, bunlar hep haberlerde söylendi. Gizli saklı şeyler değil ki bunlar. Şimdi şunun için bunu söylüyorum. Piyasada bu kadar karışık bir gıda varken, ne yediğim belli değil, karışık bir gıda varken, bir Müslüman öyle gidip de kafasına göre rastgele şurada da yemek yenilir lüksüne artık sahip değildir. Yani herkesin bunu böyle bilmesi lazım. Ben gider şurada gönül rahatlığıyla yerim yemeğini deme lüksüne sahip değildir. Defalarca ikaz edildiği halde hala buna dikkat etmeyen birçok arkadaşlarımız var. Peki yiyorlar da ama faturası sonra ağır geliyor. Öyle hastalıklar da durduğu yerde çıkmıyor. İnsanlar biraz buna dikkat etmeleri lazım. La yenbeğî lil insan. İnsana yakışmaz diyor, insana. Sen nesin?
Müslüman yetmedi İmam Rabbani evladı. Bak insana yakışmaz. Müslümana hiç yakışmaz. İmam Rabbani evladına hiç ama hiç yakışmaz. La yemmeğî lil insan, insana yakışmaz. En ye'küle yemek külle meltekâ'u min eyyi mahallin kâne min gayri mülâhazatil hilniyeti vel hurmeti şer'iyeteyni, şer'i şerife göre haram mıdır, helal midir olduğunu araştırmadan, mülahaze etmeden canının çektiği her mahalde, her yerde yemek insana yakışmaz buyuruyor İmam Rabbani Hazretleri. İmam Rabbani evladına hiç yakışmaz. Söylediğimiz gibi olmaz. Tavuğun bir yahu tavukta kesilmesi zaten kaynar suda o içinin necaseti deriye sirayet ediyor o derece bir sıcaklıkta. Ondan sonra o deri, o et necis durumuna geliyor. Geçtik onu, hormon var, hormon o kadar fazla ki. Bakın geçenlerde bir çocuk getirdiler, çocuk doktora gitmiş de bitkilerle alakalı ne tür bir netice alınır diye getirdiler. Olay şu, anne markette çalışıyor. Markette öyle her gün bir tavuğun günü bitiyor. Yarın artık o satılmaz. Son kullanma tarihi bitiyor. Her günde bir tavuk çıkıyor. Orada çalışanlardan işte o da orada çalıştığı için patron şunu al götür zayi olmasın evde ye. Sürekli tavuk geliyor eve. Her gün bir tavuk geliyor. Ve yiyor çocuk 6 yaşlarında rahatsızlanmış götürüyor doktora. Doktor diyor ki bunun yapısında hormon bozukluğu var. O yediği tavuklardan dolayı büyüme hormonu var ya tavukta, onu çabuk bir pirinci bir anda 40 günde tavuk yapıyor. Zaten 40 gün üzerinde kesmezsen kendisi ölecek zaten tavuğu. Mecbur kesiyorsun yani. Şimdi bunu da çocuk ala ala o bozuk hormonu yiye yiye vücut hormon dengeleri öyle bozulmuş ki doktor demiş ki bu çocuk 30 yaşına geldiğinde 60 yaşındaki gibi görünür demiş. Hocam biz diyor sadece kendimizi zannediyorduk, bir de bir kliniğe girdik gidiyor. Hemen birçok çocuk orada aynı bizim gibi şikayet içerisinde, dert içerisinde. Bu bozuk gıdalar yani haram olması hani ruhi bir rahatsızlığı var da fiziki de böyle rahatsızlıkları var. Onun için Müslümanların buna dikkat etmeleri lazım. Biraz mantıklı hareket etmeleri lazım. Bu haramlar artık açıkça her tarafıyla, her yönüyle söyleniliyor ya. Ne olduğu içinde ne olduğu belli değil. Bugün Tarım Bakanlığı'nın yaptığı araştırmalarda kaçak olarak elde edilerek piyasaya sürülen gıdaları, o resimleri bir görse insanlık, gerçekten yani hangi biriyle uğraşacaksın? İnsanda vicdan olacak, Allah korkusu olacak. Yok ki hangi biriyle uğraşacaksın yani? Adam kırmızı biber diye kiremit tozu satıyorsa, süt satıyorum diye su satıyorsa, ondan sonra hayvanın sakatatının ne olduğu belli değil, temizlendi mi temizlenmedi mi getiriyor, sucuk yapıp da piyasaya satıyorsa, ne eti belli olmadığı bütün gıdaları getirip piyasaya sürüyorsa, neye nasıl güveneceksin Allah aşkına? Onun için Müslüman biraz daha dikkat etmesi lazım. Diyor ki, niye yahu dikkat edin, haram, haramı yedi mi, ibadetle aran açılacak. O ibadetin zevki kalbinden gider. İbadet ağır gelmeye başlar, ağır gelmeye. Bir evliyaya 3 gün, affedersiniz, domuz eti yedirin, 3 gün sonra evliya namazı bırakır. Propagandaya gerek yok ki yani. Fıtratı değiştirir. Süt de yani ahlakı olmayan, inanç üzere olmayan bir kadının sütü de erra yugayrı tıba, o da fıtrat değiştirir. Ya onun için anne önemli, baba sülbü önemli, çocuk da kimden olacak, nasıl olacak? Bu önemli yani. Bunlar uzun mevzu ama geçiyoruz hemen. Bakın yediğine içtiğine Müslüman dikkat edecek. Peki yıllarca bizim merkezimizin bize söylediği nedir? Bundan başka nedir Allah aşkına? Ne çıkarı var ya? Kardeşlerimize zeytinyağı kullanın, deterjanları şu tür kullanın, yiyeceklerinize dikkat edin, etlerinize dikkat edin, içtiğinize dikkat edin demekle ne yapmış oluyor? Korumuş oluyor. Neyi koruyor? İmanımızı koruyor. Bunlar imanı zedeler mi? Zedeler, lekeler, yok eder. Bedeni yok eder, gider, Allah korusun. فَاِنَّ الْاِنْسَانِ لَمْ يُتْرَكْ سُدَنْ İnsan başıboş yaratılmış bir varlık değildir ki. İstediği gibi istediği yerde hareket etsin,
Hatta yef'ale küllema yuridu, her arzu ettiği şeyi yapsın. İnsan başıboş yaratılmış bir varlık değildir ki. Hatta yef'ale küllema yuridu, her canının çektiğini yapsın. Ya hayvan bile bunu yapmıyor bakın. Hayvanın önüne samanı korsunuz, kokular, hoşuna giderse yer. Gitmezse yemez. Hayvan bile yediğine dikkat ederse, bir insan yediğine içtiğine nasıl dikkat etmez ya? Rastgele istediği yerde özür dilerim. Rastgele istediği yerde efendim yeme lüksüne sahip değildir bir insan. Yediğine, içtiğine, giydiğine dikkat edecek yani. İnsan başı eyhasebul insanı en yutra kesüden. Cenab-ı Hak buyuruyor. İnsan başıboş bırakıldığını mı zannediyor? Onu kimse kontrol etmiyor, kimse onunla ilgilenmiyor. Hiçbir şey ol, böyle bir şey mi zannediyor insan kendisini? İnsan başıboş bırakılmış bir varlık değildir ki. Hatta yef'ale küllema yuridu. Canının çektiği her şeyi istediği gibi yapsın. Bellehu mevle. İnsanın bir mevlası vardır celle şanuhu. Kellefahu bil emri ve nehyi. Onu emirlerle, nehilerle mükellef tuttu. Kulum şunu yapacaksın, şunu da yapmayacaksın. Ve beyyene merzahu ve gayre merzahu, rızasını ve rızası dışı şeyleri beyan etti. Kiminle? Biterrasutul enbiya aleyhimus salavatü ve teslimat. Peygamberan-ı İzam, salatu selam onların üzerine olsun. Onların vasıtasıyla efendim Cenab-ı Hak rızasını ve gayri rızasını açıkladı. Hüm rahmatun lil alemin. Peygamberler alimler için bir rahmettir. Onlar olmasaydı biz nereden öğrenecektik bu helal? Onların vasıtasıyla Cenab-ı Hak bizlere bunları tarif etti. Vel mahrumu mines saadeti, saadetten uzak olan, huzurdan uzak olan, cennetten uzak olan men yekteri hilafe merdi'yi mevlahu, mevlasının rızasının hilafı hareket edenlerdir. Ve yetasarrafu fi mülkihi ve milkihi bila iznihi, izinsiz onun mülkünde ve saltanatında tasarruf etmeye kalkanlardır. İzin ne demek? Allah'ın mülkünde izin nasıl olur? Besmele-i Şerife çekeriz. Su içeceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Ne demektir bu izindir? Ya Rabbi bu su senin. Müsaade buyurursan bu senin olan sudan senin ismi şerifini müsaadenle içmek istiyorum demektir besmele. Yemekteki besmele budur. Bu nimet senin ya Rabbi. Müsaade edersen bu yemeği yerken bana müsaade edersen bundan istifade etmek istiyorum. Arabaya biniyorsun bismi. Ya Rabbi bu senin. Müsaade buyurursan bundan yemek istiyorum demektir besmele. Onun için harama besmele çekilmez. Harama besmele çeken küfre gider. İçki elinde besmele çekerse küfre gider. Haramda rızası yok ki Allah'ın. Evet onu da Allah yarattı. Ama istemiyor onu. Mülk onun ya. Saltanat onun. Sana mı soracaktı neleri yasaklayıp neleri serbest bırakacağını? Yaratmış ve ortaya koymuş. Şunu yersin, bunu yemezsin. Bitti. Onu söylüyor. Yembeğil istihya. Biraz edep lazım ya. Diyor İmam-ı Rabbani Hazretleri. Biraz yani nezaket lazım aslında. Edep dediği o nezaket. Nasıl? Neden nezaket? Hayfü yura'une rıdas sahibil mecaziyi. Mecazi sahibine riayet ediyorsun onun rızasına. Ve la yuridu fevka dakikatin fi hadel bab. Bu hususta bir dakika bile geçirmiyorsun. Birinin bahçesine gireceksin diyelim. İzinsiz girebilir misin? Edep dışı olmaz mı? Onu söylüyor. Olur. Veya bir şey müsaade edersen şunu alabilir miyim diyorsun. Onun mecazi sahibi. Peki mecazi sahibe rica edip alıyorsun da onun gerçeği ve mevlahumul hakikiyyu hakiki sahibi olan Cenab-ı Hak kad nehahum anil umuri gayril mevziyeti razı olmadığı şeyleri den yasakladı. Peki mecazi sahibinden izin alıyorsun, edep gereği almak lazım. Hakiki sahibinden niçin izin almıyorsun? Edep ne oluyor o zaman? Cenab-ı Hak bunu yasaklarken bir tekiti vel mübalağati ziyade üzerinde durarak yasakladı. Ve zecerahum zecran beligan açık bir şekilde men etti. Bunu yaklaşmayın dedi ama ve hum la yeltefitune ileyhi asla. Hiç çok insanlar buna iltifat bile etmiyor. Kulak bile asmıyor yahu.
kaçıncı asırda yaşıyorsun diyor. Ne helali diyor ya, ne haramı diyor ya. Ye gitsin diyor ama faturası sonradan çok ağır geliyor. Haramlar, özellikle bugünkü bu bozuk dediğimiz gıdalar kimyasaldır. Bunlar sadece haram olmaları, efendim, o manevi yönden zarar değil, o manevi yön zararıyla beraber fiziki olarak da zarar veriyor ki bir bakıyorsun 15 yaşında, 60 yaşındaki insanların hastalıkları 15 yaşındaki çocuklarda çıkmaya başlıyor. Kafasını başının iki elinin arasına alan gezmeye başlıyor. Niye? Millet kafayı yedi. Bakın şimdi antidepresan olayı %60'a çıktı. Niye? Durduğu yerden değil. Bu bozuk gıdaların neticesinde bu oldu. Toplum sokakta yürürken konuşarak yürümeye başladı. Kendiliğinden olmadı ki bu işler. Durduğu yerden olmadı ki bu işler. İşte bu bozuk gıdalar sinir sistemlerini alt üst etti. Ondan sonra da kafalar gitti, akıllar gitti, mantıklar gitti. Ama biz öteden beri alışmışız, bizde böyle bir şey yoktu. Biz dedelerden gördük, bir Fatih üç iklas okursun, ne kadar ağır sıkıntı olursa olsun git giderdi. Ama şimdi kardeşim hatimler yap, yani Kur'an-ı Kerim'i bütün vücuduna oku, sar, süle falan fayda etmiyor ya. Niye? Şöyle sinir gitmiş, fiziki bir hastalığa dönmüş olay. Öyle basit sıradan bir hastalık halinde değil. Dolayısıyla Müslüman iltifat bile etmiyor, dönüp bakmıyor bile. Ama faturası da tabii ki ağır gelecek. Fehâdâ helhüve İslam'ın, bu İslam mıdır hem küfrün, yoksa küfür müdür bu? Felle tefekkerü tefekkuran ceyyiden, bir daha bir düşünmek lazım. Ve mâ fâtetil fırsatu yümkün en yetedâreke mâ sebâb. Fırsat elde, henüz ölmedik, hayattayız elhamdülillah. O zaman geçmişi tedarik etmek lazım. Ettaibu minel zembi kemen la zembele bişaratun lil mukassirin. Bizim gibi eksikler için bu bir müjdedir. Felev asarra şahsun alel zembi ma vücudi zalik ve feriha biha. Bunlarla beraber bir insan günaha ısrar etse ve bununla ferahlasa, boş ver canım neymiş bu ya? Kim demiş ya bunları dese, fehve münafikun, o adam münafık olur. Allah münafık olur ya. Harama itikad etmediği gibi bir de dalga geçiyor. La tarfa'u suretü islamihi ukubetehu. İslam'ın su, ben Müslümanım demek azabı kurtarmaz, kaldırmaz. Ve la temne'u anhul adab. Ondan azabı da kaldırmaz, buyuruyor İmam-ı Rabbani Hazretleri. Ve ma da übaliru ziyadeten ala zalik. Bundan başka daha fazla ne yazayım diyor. El aqilu tekfihil işare. Akıllı insana işaret bile kafidir. Ve kıraatü sureti Kureyş'in, bir de bilgi veriyor. Kureyş suresini okumak fil mehavifi, korku anlarında ve mahal istilail adai, düşmanın galibe çalmaya başladığı yerlerde Kureyş suresini okumak mücerrabetün lil emni, emniyet için tecrübe edilmiştir ve refahiyeti, huzur için tecrübe edilmiştir. Yani düşman galibe geldiğinde Kureyş suresini okumak lazım. Feyenbeği kıraatuha, onun kıraatı fil yevmi ve leyleti, gündüz ve akşam, ihda aşarete merreten, 11 defa yetermiş. Çünkü o günün keferesi biraz daha hafifmiş. 11 yetiyor, bize yetmiyor 11. Biz 21 okuyacağız. Sabah 21, akşam, çünkü şimdi bu asır, yani ahir zaman. La aqalle min zalik, 11'den aşağı olmayacak, 21. Ve verede fil hadisil Mustafaviyyi, hadis-i şerifte, ennehu men nezele menzilen, bir adam bir yere gitti, sümme kale, gittiği yerde dedi ki, eûzu bi kelimatillahit tammati min şerri mâ halak. Bizde evrad-ı şeriflerde külliha ifadesi de var. Eûzu bi kelimatillahit tammati külliha min şerri mâ halak derse, la yadurruhu şey'ün, hiçbir şey ona zarar veremez, hatta tehale min menzilihi, tekrar yuvasına dönene kadar hiçbir şey ona zarar vermez. Ve selamu ala menittebe'al hüda. Selam bunları dinleyen ve yerine getiren, hidayet üzere yaşamaya çalışanlar üzerine olsun. Amin. Geçmişlerimizin ervahı için, Allah rızası için. Lillahi Teala'l-Fatiha.